Dinemesni bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Haziran çarşamba. Radio Kassel'den Dünya Ekonomik Forumu toplumsal cinsiyet eşitliğinde Almanya'yı uluslararası karşılaştırmada 6. sıraya yerleştirdi. Dünya Ekonomik Forumu 2006 yılından bu yana her yıl toplumsal cinsiyet eşitliğindeki gelişmeleri izlemek için anket çalışmaları yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu endeksine göre 4 sıra ilerleme kaydeden Almanya 146 ülke arasında 6. sırada yer aldı. Bu olumlu gelişmede hükümetteki dengeli cinsiyet dağılımı ve parlamento temsilcileri arasında kadınların payının birazcık da olsa artması belirleyici oldu. Ancak ücretler açısından kadınların durumu erkek meslektaşlarına göre kötüleşmeye devam etti cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu ülke yine İzlanda olurken onu Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda ve İsveç takip etti. En kötü durumdaki ülkeler olarak ise Afganistan en alt sıradayken Çat, Cezayir ve İran son sıralarda yer alıyor. Dünya İktisat Forumu bu sayılardan hareketle cinsel eşitlik endeksinin dünya çapında ancak 131 yıl içerisinde dengelenebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu her coğrafyada aynı olmayacak. Özellikle Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde eşitliği muhtemelen 189 yıl sonra sağlanabileceği tahmin ediliyor. Almanya'nın Çin'e ihtiyacı var. Ancak ilişkiler açıkça kötüleşti. Lee'nin Scholz'u ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısı ilişkilerin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şansölye Olaf Scholz tarafından yapılan açıklamaya göre Çin hükümetine Ukrayna'daki saldırganlık savaşı ile ilgili olarak Rusya üzerinde nüfuzunu kullanması için bir kez daha çağrıda bulundu. Scholz bu açıklamayı Alman-Çin hükümet istişarelerinin ardından Çin Başbakanı Li ile başbakanlıkta yaptığı ortak görüşmede yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin daim üyesi olarak Çin'in çok özel bir görevi var. Alman hükümeti güvenlik stratejisinde Çin'i bir ortak rakip ve sistematik bir rakip olarak tanımlıyor. Ancak ZDF kanalının başkent stüdyosu şefi Theo Kole göre bugünkü yani dünkü görüşmelerde rakip kavramı gündeme gelmedi. Bunu takip eden basın toplantısında gazetecilerin soru sormasına izin verilmedi ki bu son derece olağan dışı bir durum. Kol, açık bir Çin şantajından söz etti. Ya böyle yaparsınız ya da basın toplantısı yapamazsınız. Kol sadece bu sürecin bile Almanya'nın ekonomik olarak Rus enerjisine olduğundan çok daha fazla bağımlı olduğu bu güçlü ülkeyle başa çıkmasının ne kadar zor olduğunu gösterdiğini söyledi. 2018'deki son 100 yüze görüşmeden bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler önemli ölçüde kötüleşti. Çin'de sivil özgürlüklerin giderek kısıtlanması, azınlıklara yönelik muamele, Hint Pasifik bölgesinde dominant güç haline gelme iddiası ve Tayvan'ı işgal etme tehditleri de dahil olmak üzere Berlin'de en büyük endişeye neden oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşı da Alman hükümetinin Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azaltmak istemesine yol açtı. Çin Başbakanı Li, Almanya ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını söyledi. Her konuyu açık ve derin bir biçimde görüştüklerini belirten Li, Çin-Almanya ile ilişkilere çok önem vermektedir her iki ülkenin de lehine olan bu ilişkileri geliştirerek sürdürmeliyiz. El ele vererek bu alanda birlikte çalışmalıyız, dedi. <laughs> Almanya'da nüfus özellikle Ukrayna'dan gelen göçle %1,3 artışla 84 milyon 400 bine ulaştı. Bu arada ölümler de önemli ölçüde arttı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2022 yılı sonunda Almanya'nın nüfusu 84 milyon 400 bin olarak gerçekleşti. Bu da 1 milyon 100 bin kişilik bir artışa tekabül ediyor. Bu da Almanya'da 1950'den bu yana daha yüksek değer olarak kayıtlara geçti. 2022 yıl sonunda Almanya'da 72 milyon Alman ve 12 milyon 300 bin yabancı uyruklu insan yaşıyordu. Bu insanların yüzde 1,3 milyonunun Türkiye, 1 milyonunun Ukrayna 883 bininin de Suriye vatandaşı olduğu açıklandı. Almanya'da yabancıların toplam nüfusu oranı 2021 sonu itibariyle %13 olarak belirlendi. Yabancıların sayısı bir yılda 1 milyon 400 bin artarken Alman vatandaşlarının sayısında 309 bin azalma kaydedildi. Almanya nüfusunun yaş ortalaması 44,6 oldu. Almanya'da önceki yıllara göre 2022'de de doğumdan fazla ölüm gerçekleşti. 2021 yılında ölen insan sayısı 228 bin iken bu sayı 2022 yılında 327 bine ulaştı. Almanya'da mahkumlar hariç olmak üzere resmi asgari saat ücreti 12 euro. Ancak Anayasa Mahkemesi mahkumlara saat ücreti olarak en fazla 2 euro 30 sent ödenmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Dün Almanya Anayasa Mahkemesi Kuzeyren, Besfarya ve Bavira eyaletlerinin ücretlendirme konseptlerini değiştirmelerine hükmetti. Anayasa Mahkemesi hakimleri bu kararla Bavira ve Kuzeyren, Besfarya'daki iki mahkumun anayasaya şikayetlerini onaylamış oldu. Gerekçe olarak da düşük ücretin yeniden sosyalleşme şartını ihlal etmesi gösterildi. Anayasa Mahkemesi 2. Senato Başkanı König kararı şu şekilde açıkladı. Mahkumların kendi ücret algıları göz ardı edilmemelidir. Çünkü yaptıkları işe yeterince değer verilmediği hissi yeniden sosyalleşmeleri üzerinde ters etki yaratabilir. Mahkumların sağ ücreti niteliklerine bağlı olarak 1,37 euro 37 sentle iki euro 30 sent arasında değişiyor. Ancak kesin rakamlar bekleyenler hayal kırıklığına uğradı çünkü mahkumların maaşlarının ne kadar olması gerektiğini hakimler değil eyaletlerin yasa koyucuları karar veriyor. Aynı zamanda Almanya'nın en yüksek mahkemesinin başkan yardımcısı olan König Anayasa Mahkemesinin yeniden sosyalleşme gerekliliğini insan onuruna ve refah devleti ilkesine atıfta bulunarak geliştirdiğini söyledi. Mahkeme Baviera ve Kuzeyrenmesvar eyaletlerinin 2025 yazına kadar yeni bir yasal düzenleme yapmasını istedi. Berlin eyaleti de Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından kendi yönetmeliklerini gözden geçireceğini açıkladı. Berlin Adalet Senatörlüğü'ne göre şu anda en düşük saat ücreti 1 ,66 euro 66 sent. En yükseği ise 2 ,66 euro 66 <laughs> sent. yaz takviminin başladığı tam bu günlerde fırtına tehdidi konusunda uyarılar yapılıyor. Alman Meteoroloji Kurumu DVD aşırı yağmurlu ve dolu yağan günler konusunda kamuoyunun dikkatini çekti. DVD merkezinden yapılan açıklamada nemli bir 30 dereceye varan sıcaklıkların aşırı yağmura ve doluya yol açabileceği bildirildi. Bu nedenle bodrumların yağışlara ve sel bölgesindeki konutların da sele karşı korunmalarının artırılması istendi. Özellikle Almanya'nın güneyinde ve güneydoğusunda Fırtına tehdidinin son derece yüksek olduğu açıklandı. DWD hava sıcaklığının 28 ila 33 derece arasında olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Bu durum şiddetli yağışlara ve yıldırım düşmesine sebep olabiliyor. Perşembe gününden itibaren fırtınalı hava durumunun tüm Almanya'da etkisini gösterebileceğinden hareket eden DWD dolu yağışının ciddi zararlar vereceği konusunda uyardı. Son haberimiz telefonla rapor almayla ilgili. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach son dönemde muayenehanelerin sürekli dolu olması ve randevuların düzenli olarak gecikmesi nedeniyle telefonla hastalık raporu alınmasının olağan hale getirilmesini önerdi bakan bu şekilde muayenehanelerdeki sıkışıklığın giderilebileceğini ve Almanya'daki sağlık hizmetlerinin iyileştirilebileceğini savundu. Lautabak gerek telefonla hastalık raporu alınmasını olanaklı kılan, gerekse de ilaç stoklarındaki dar boğazı giderecek adımları içeren bir yasanın hazırlandığını söyledi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.